Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bazı deterjan, torsil markaları var. Onun ismini vermeden, onlar neye yarar? Temizlik. Elbise. Elbiseni yıkanırsa, kirlenirse üzerinde, Evet. yıkarsınız, temizlersiniz. Temizlenir. Çok kolay. Evet. Makine zaten hazırdır. Bu zamanda bir adam var diyor ki otomatik gelinler. Artık gelin de kalmadı, eskisi gibi. Kalmadı. Otomatik makine sorunca. Evet, şimdi öyle bir şey var. Bir de diyelim ki insanın vücudu kirlendi. Kan ya da toz ya çamur. İşte bazı insanlar var çamur banyosu yapıyor. Çamur banyosu. Evet, Şifadır. Evet, Mesela banyo bir yerinde varok suyu vardı. Su içerdiler. Onun ötesinde de çamurlu bir yer vardı. Çamura girip. İçinde zehirler vardı. Onların pis kanı emiyordu. Evet mesela. Ondan o kirlilikten kurtulmak için de suya ihtiyaç var. Yine deterjana ihtiyacı var. Oldu mu? Bu kolay işler. En tehlikelisi ruhun kirlenmesi. Ruhun kirlenmesi hocam nasıl geçer? Ruhun temizlenmesi için. Hani temizlenmesi için kirlenmesi kolaydır. Ruhun temizlenmesi için yani zahir ilme göre mi diyeyim? Hocam şimdi sen zahire göre söyle biraz çünkü. Zahir ilme göre çünkü ben de bulunduğu halde çıkmalıdır. Yani bir kişinin ruhunun kirlenmesini nasıl anlar? Batında bunun cevabı vardır. Hocam sen batından gir, o zaman ben de zahirden gireyim. Şimdi zahiri ilk önce anlatalım. Bir insanın ruhaniyeti kirlendiyse kalbi katı olur. Dili sert olur. Harimanları görmez. Ve tefekküründe sinir artar. Ego. Ve kişilik karakterine göre kendine o an büyüklük taslar. Ve harareti 55-56'ya çıkar. Kötü işlerde çok bulunur. Kendi unutur. Tabii. Dünyanın zevkine dalmıştır ve kendini şaşırtmıştır. İşte bu kişi ruhaniyeti kirlenmiştir. Çok kötü olan, haram günah olan her şeyi yapmıştır. Ve kendisinden başkasını düşünmeyen bir bencil bir hal alır. Ahlakında güzel bir hal yok. Şeytanın en çok sevdiği kişilerden biri ruhunu kirlenmiş olan. Kirlenmiş olan bir ruh, karalanmış bir ruhtur batında. Adı budur. Ve ölümden sonra o karanlık ruh yerin dibine gider. Ebedi orada kalır. Gök yüzüne çıkamaz. Şimdi batına da biz bu kirli ruha böyle bakıyoruz. Kirli ruh. Değişik nedenleri ben anlattım. O nedenlerden dolayı batında ona derler ki ölü ruh. Ölü mü oluyor? Ölü ruhtur. Batında öyle geçiyor. Evet. Zahirden kirlenmiş. Kirlenmiş ve öldükten sonra da o karanlık ruhu yerin dibine gider. Yani azap yerine gider. Ama batında ona tek kelimeyle ölü ruh denir. Yani geleceğe ait ona sıfat takar. Hocam, o zaman insan Allah'ı düşündükçe, Allah için iyi işler yaptıkça şimdi kişi var. Ruh canlanır mı yani? Ruh. Bazı kişilere anahtar verilir. O da erbabını bulması gerek. Zahir ilimle uğraşan hocalar, imamlar o anahtarı bilemezler. O şifreyi bilemezler. Zahirde de o kirlenmişlik içinde kurtulmanın yolları vardır. Ama böyle çarçabuk olay olmaz. Zaman lazım. Sabır gerekir. Ama batında sır sırın içindedir. Ve bir kelime batın ilmin 7. makamında olan ve boyutlarda
13 boyut olan boyutta olan kişi onun bir kelime öğretir ve o kelimeyle bütün o kirliklerinden kurtulur. Ona çok rahatlık gelir ve Allah'ın yoluna dönmesine herhangi bir hal işkence ona gelmez. Zahirde zorlanabilir. Nefis onunla, şeytani cinler onunla, büyük iblis onunla mücadele eder. Ama adam tek başına onlarla mücadele edemez. Ama batında ona verilecek herhangi bir kelime ilmiyle dündür, kelimeyle dündür ve o kelimenin kazanı çok yüksek kuvvetlidir. Şeytan ona yanaşamaz. Zahirde ise amel yapacak. Zaman lazım, nefsine hakim olması lazım. Diline hakim olması lazım. Zaman aşması var. Birinci kale var, iki kale var, üç kale var, dört kale var, beş, altı, yedi kale var. Yedi kale, altı kale iyidir. Ama beşinci kaleye kadar o acaba pes ederse ne olacak? Hocam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da kirlenmiş, bazı zamanlarda kirlenmiş bir ruha sahip olabilir mi? Yani bir zamanlar sonradan temizlenmeye yavaş. Hayır, hayır. Doğuştan mı temiz? Mehdi öyle bir durum ona söz konusu olamaz. Neden? Zahir ilimler çarptırdı. Hocam mesela insani olarak diyorum. İnsani olarak Yüce Allah-u Teala ona kelime mukatta verdikten sonra ta evvelden yani dünyaya geldiğinden gün yaşı 12 yaş, 13 yaş olabilir, ufak tefek günahlar olabilir. Ama böyle ağır günahlar yok. Yani ne gibi insan hakkı, ne gibi mesela daha ağır günahlar olamaz onda. Çünkü neden? Allah-u Teala Muhammed Mehdi mukataları öğrettiği için ve Muhammed Mehdi mukatalarla yani merak ettiği için 30 yılını mukatalara adadı. Ama yine insan olduğu için hata yapma ihtimali yüksek gibi görüyor. Yüksektir işte o 30 yıl mücadelesi ve Allah-u Teala bir dönemden sonra belki de anlamıştır yani olayı. Mukataları öğrenmesi Yüce Allah'ın bir ikramıdır. Ve şu anda bir çocuk gibi de suçsuzdur. Ve duası da makbul olacak gelecekte. Hani geçmişi Allah bir tarafa bırakıyor o zaman. Mukatalara hizmet yaptı. 30 yıl merak etti. Ve İşine girdi ve merak etti, sardı ve öğrendi. İşte mesele bu. Yani şimdiki gelecekte Muhammed Mehdi o bambaşka bir zat olacak. İşte mesele bu. Yani onun bildiği bazı kelimeyle durumlar vardır. Birisi acı çeker. Ona bir kelime söyler, o kişi o acıyı çekemez. Baksana. Bir siyasadır. Onun başına gider bir kelime okur, o acı onun üzerine gider. Ben böyle işaretleri görmüşüm. Kimi var Allah'a ulaşmak ister, Allah'a ulaşmanın yolunu bilmez. Şaşırmış kalmış. Ona bir kelime onun başında okur ve o kişi hidayet olur. Bir insan diyelim ki, işte mesele bu. Bir insan diyelim ki günah iştir. Hocam tripoda dikkat edelim. Deprem olmasın. Şimdi böyle bir şey var. Kişi günah işliyor. Günah. Günah işliyor. Ama bu günahı normal görüyor. Normal. Normalleşmiş yani artık. Hani ona günah gibi de değil. Bir de bir insan günah işliyor. Ama vicdan azabı çekiyor. Bunun içinde bir makam var mıydı? Hani bunun aralarındaki bir fark var mıydı? Hani ikisi de günah yapıyor ama biri pişman oluyor ya da rahatsız oluyor. Biri de hiç umurunda değil. Hani Allah varmış da, Peygamber varmış da, Kur'an varmış da alakası yok. Ama diyelim ki bazı insanlar da günaha giriyor ama biraz vicdan azabları var. Ezelden anamızda doğma olarak hepimiz bir çocuk bebek gibi doğdu. Allah-u Teala her bir insana ayrı bir ruh verdi.
Ruhların geldiği makamlar ayrı ayrıdır. Ruhaniyete iyi olan insan bir kötü amel yaptığı zaman pişmanlık duyar. Ve içine pişmanlık hissi gelir. Keşke ben yapmasaydım. Bir ramaniyle alakası. Evet. Ramani. Bazıların da ruhaniyetlerin de bir kökeni var. Nereden gelme? Tabi geçmişinde yani biz ruhlar aleminde de hata yaptık. Hatalı ruhlar vardı. İşte Yüce Allah-u Teala dünya hayatı o bütün ruhlara fırsat olarak vermiştir. Tabi alemi ervahta berzah aleminde kötü ruhaniyetler de vardı, iyi ruhaniyetler de vardı. İyi ruhaniyetlerin içinde de ikilem oldu. Kötü olmaya başladılar. Ve kötülerin içinde de iyi olmak isteyen ruhaniyetler vardı. Onlar da iyi tarafı seçmeye başladılar. Ve karamsarlıktan çıkmaları için de tam olarak iman etmeleri için de Yüce Allah-u Teala ruhlara dünya hayatını fırsat verdi. Kimi geliyor ruhaniyet? Kötü geliyor, kötü ölüyor. Bazısı kötü geliyor ve mümin olarak gidiyor. Bazıları da mümin olarak geliyor ve tam mümin olarak gidiyor. Bazıları da mümin olarak yani kötü olarak gelip ve mümin olarak gidiyor. İşte dünya hayatı bu ruhaniyetlere bir fırsattır. Ey kötü gelen bir ruh. Ezelden kötüydü. Ve Allah-u Teala ona dünya hayatı fırsat vermiştir. Belli bir süre yaşayacak. Kötü şeylere alışkanlıksa tabii ki pişman duymaz, sızlama içine gelmez. Çünkü kötülük ruhaniyetine işlemiş. Ve eğer dünya hayatında o kötü ruhaniyet eğer kendisine akıl ibret alırsa, Allah'a dönerse Allah-u Teala bu dünya hayatını ona fırsat vermiş, iyi de olursa, iyi zamanını değerlendirme yaparsa iyi ölür. İşte bazıları da iyi ruhlardır. İyi olarak geliyorlar. Bir yanlış yapıyorlar tabi, hani pişman oluyorlar ya, kötü olmaya bir niyetleme yapıyorlar ve kötü bir iş yapıyorlar, bir günah işliyorlar ve sonra da pişman oluyorlar. Onların ruhaniyetleri ezelden iyi olduklarına dair bir işarettir. Mesela bu. Çünkü ruhaniyet insana hissettiriyor. Hocam bazı insanlar var. Hayatının büyük bölümünü kötü ruhla geçiyor, gönlünü. Yani mesela Allah nerede? Allah kuralları nerede? İşte Adem'e secde olmayan ruhaniyetler. Secde olmayıp da pişman olmayanlar, işte bugünkü dünyaya gelen o kötü olan insanların içindeki ruhaniyetlerdir. Hocam bir de tahmin ediyorum, Deccal'ın çok büyük tuzakları var. Şeytanın tuzakları çoktur. Hani insanlar bu tuzaklara dikkat etmeli. Bir de şeytanın adımlarını takip etmemeli. Mesela biri diyelim ki, şimdi Kabe'ye gidiyorlar ya, Mekke'ye. Şeytan için parayla taş alıyorlar. Parayla taş alınır mı hocam? Aman. Hocam pijama da güzeldir ha. Aman ayağım yoruldu. Evet. Şimdi ne geldi ya çetin. Şimdi nasıl, ne demek? Şeytanın hilesi olmasa olur mu? Şeytanın hilesini birisini size anlatayım değerli arkadaşım. Kendisini iyi gösterir. Tabi insanlar da ona inanır. Bilmiyor. Her iyi insan göründüğü gibi olamaz. Bunu zahir gözle süzemezsiniz. Zahir akıl ile onu süzemezsiniz. Gördüğü gibi görürsünüz ve gördüğü gibi onu öyle zannedersiniz. Hocam şimdi bir şey... Ama her göründüğü iyi de iyi değildir. O bir maskedir. Hocam ben bir şey diyeceğim. Ama biraz şifre diyeceğim. He. Hani bu konu isim vermeyelim. Hani uygulamanın ismini vermemek lazım. Evet. Ben şifreli hocam aşağı anlatsın.
Bir yere girdim ya hocam. YouTube'dan sonra bir yere girdim. Instagram'da varız da. Bir yere girdim. Orta din konuları da vardı. İşte ben senin biraz bir videonu da paylaştım. Kendimde de iki tane. Sonra hocam girdim uygulamaya. Giriş bir kadın çıktı. Bir elini sallıyor. Ya şimdi 24 saat dayanamadım. Sildim uygulamayı. Uygulama sahibi diyor ki niye çıkmak istiyorsunuz? Sebebi ne dedim. Benim zamanımı çok harcıyor. Yani şimdi çıkmam bile sıkıntıdır. Orada müptela olan insanlar var. Müptela. Yani imanın şartını söylesen bilmez ama onun her şeyini bilir. Hocam şimdi bu riskli nedir? Bak şimdi bizim YouTube iyidir. YouTube niye iyidir hocam? YouTube'da bir ana sayfa var. Girersin istediğin programı açarsın. İstersen kadın da var. İstersen dini konu da var. Ana sayfadan temizdir. Girersin, tıklarsın, açarsın, izlersin. Kontrollü bir sistemi var. Orada bir kontrol yok. Çıkıyorsun salıyor, giriyorsun salıyor. E böyle olunca ben dedim vallahi dedim burada din konuları paylaşırım da dedim. Ama ona beni kendilerine benzetecekler en sonunda. Çünkü insanın nefistir. Kafam gidiyor. Ben korktum rüyalarımı etkilenecek. Rüyalarımı şimdi etkilenir mi hocam böyle şeyler? Şimdi ben diyelim gittik onu adını vermeyeyim. Oradayım, devamlı oradayım. Bir de sence orada benim rüyalarım da değişmez mi yani? Benim rüyalarım değişir, benim ruh halim değişir. Zaten şimdi onların amacı... Öyle şeylerden uzak durun arkadaşlar, bir tuzak. Nereye kadar derim? İsim vermeden o, vermeden. Batında size bu şifreyi vereyim. Yani insandır, insan gibi görünür ama ruhaniyeti hangi kenardadır onu tanıman lazım. Ruh hastası olan, yani bazı deliler vardır, batında gösterilmiştir. İşte çetini anlatma olduğu kişi, anlatan kanal da budur. Onlara müptela olan kötü aşı vesveselerdir. Onlar çığırından çıkmış ve ruhaniyetlerine, o temiz ruhaniyetlerini onlara müptela olan şeytani cinlerdir. Kendini kurtaramazlar. İnsanlar etkiliyorlar değil mi hocam böyle? Evet. Nefsani etkiler. Onların da zayıda kanalları vardır. Batında onlara ruh hastası denir. Çünkü ruhaniyetleri artık o müptelalardan dolayı hasta olmuştur. Bu konuyu iyi ki açtık arkadaşlarımız. Evet. Sosyal medyayı iyi kullanabilirler, çok güzel kullanabilirler, evet. İnsan gibi kullanabilirler, evet. Her şeyi öğrenebilirler, her şeyde imkan var. Hani öyle bir de giriyorsun, mekanizma iyi olsun. Hani mesela şimdi YouTube'a giriyoruz, girişimiz belli. Ana sayfaya girdin, hemen bir şey yazdın, çıktı. Abone olduğun bildirimler gelir. Ama hocam orada öyle değil. Bak mesela giriş çıkıyor. Ne çıktı belli değil. Yani çok saçma sapan bir dünya ya. Küfür mü? Hakaret mi? Hani biz burada insanların yapmayacağı durumlar. Hani insanı diyorum ben hangi dünyaya geldim? Hani dünyanın en dibi ya. Frekansların en düşük yeri ya. Frekans olanı yok. Sıfır frekans. Yani boyutu var diyoruz boyut. Düşük boyut. Frekansı düşük. Aynı öyle hocam. Allah herkese doğru yolu göstersin. Kimisi en de yakın tarihten şey çıkan. Bak bu ne diyeyim? Kimisi diyor Allah 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 İlahi İllallah Muhammed Resulullah. Yani yanlış anlamayın. İçi çürüktür. Yani içi çürük olduğu için samimi değil. Onun boyutu birdir. Ve birin altına da düşer. Ha gerçekten kalbi selim ile La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o kendi makamını görür. Yüce Allah-u Teala ona gösterir. Hiçbir insan makamatını görmeden bu dünyada gidemez. Hocam insan kendi imanından korkmalı mıdır? Ya zaten iman öyle nurlu iman var, kuru iman var. Bir de yani imanını sorgulamak lazım. Sorgulamak lazım. Allah'ım benim imanım nasıldır? Ben nasılım bilmiyorum. Şaşırmış kalmışım. Bütün ilimler sendedir. Her şeyin alimi olan sensin. Kişi arafta kalmaması lazım. Makamat ruhunu görür. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi orada durur. Ve ona işaret gelir.
Sevgili kardeşim, ha, eğer ki o yolu da bilmiyorsa ve izahat edip, niyat edip de görmüyorsa yanlışı çoktur. Hocam insan günah işleyebilir de günahtan diretmenin anlamı yok. Yani illa ben yapacağım, illa yapacağım değil. Yani sen tövbe edeceksin. Mesela ben girdim uygulamaya, 20 saat ancak ben dayanabildim. Çünkü hocam bak, rezalet. Yani ben sana gösterseydim, sen bu nasıl bir dünyadır? Yani bu insanlar nasıl bu duruma düşmüşler? Uyuşmuş hocam adam. Adam uyuşmuş. Yani ne yaptığı belli değil. Yani senin ne sorunun onlar, var? Onlar evet, hocam. Karanlık ruhaniyetlerdir. Evet onlar arkadaşlar. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni abone olan kardeşlerimiz varsa bildirimlerini açabilirler. Kanalımıza destek olabilirler. Videolarımızdan haberdar olmaları için. Eyvallah arkadaşlar.